Herkese yeniden merhaba. Bu videoda fotosentez konusunu artık bitiriyoruz ve konumuz fotosentez hızını etki eden etmenler. Şimdi fotosentez hızını etki eden etmenlere baktığımız zaman dış etmenler ya da çevresel etmenler, bir de iç etmenler ya da genetik etmenler olmak üzere iki kısımda ayrıldığını görüyoruz. Genellikle anlatımda önce çevresel etmenler anlatılır ama ben basit olduğu için ve çok kısa olduğu için önce genetik etmenleri anlatıyorum. Şimdi genetik etmen şudur. Yani bir bitkinin, tabii biz bu konuyu bu arada bitki üzerine ağırlıklı işlediğimiz için etkileyen faktörlerde de hep böyle bitki üzerine konuşacağız. O yüzden hani aslında bu faktörler diğer canlılar için de tabii ki geçerli olacak. Bazıları en azından. Şimdi tabii genetik etmenle başlayalım. Genetik etmenler bir bitkinin genetik yapısı nedeniyle fotosentez hızını belirleyen etmenlerdir. Bu etmenlerin miktarını değiştiremezsiniz. Yani bir bitkide genetik olarak İşte ne kadar fazla kloroplast olacağı bellidir. Mesela bir bitkiye bakarsınız dışarıdan koyuk yeşildir. Başka bir bitkiye bakarsınız açık yeşildir. İşte oradaki yeşilin seviyesi bitkinin türüyle alakalıdır. Koyu yeşil demek daha fazla klorofil pigmenti demektir. Açık yeşil demek de daha az olan işte klorofil pigmentidir. Dolayısıyla ben dışarıdan müdahale ederek onun klorofil sayısını etkileyemem. Hani ne yapabilirim? Tabii ki ışık vermezsen bütün klorofilleri öldürürsün. O ayrı. Ama genetik olarak onun ne kadar kloroplast üreteceği, ne kadar klorofil üreteceği zaten bellidir. Buna müdahale edemezsiniz. Ya da yaprağının genişliği bellidir. Müdahale edemezsiniz. Yaprağını inceltemezsiniz. Yaprağının daha da büyük hale gelmesini sağlayamazsınız. O yüzden genetik etmenler bir bitkide 5 dakika sonra değişecek bir etmen değildir. Genetik etmenleri nasıl karşılaştıracağız? Aynı bitkinin işte benzerleriyle ya da 2-3 farklı bitki arasında karşılaştırma yapabiliriz. İlk olarak da kloroplast ya da klorofil miktarı. Şimdi klorofil bitkilerde, yani daha doğrusu klorofil canlıların, fotosentez yapan canlıların fotosentez yapmasına imkan tanıyan bir pigment. Ve ökaryot canlılarda bu pigment kloroplastın içinde bulunur. Dolayısıyla klorofil fazlaysa ya da kloroplast organeli fazlaysa bu bitkinin daha koyu renkte gözükmesini sağlar. Ve bu durumda bitkide daha fazla fotosentez yapılması anlamına gelir. Yani koyu renkli bir yaprak ile açık renkli bir yaprağı karşılaştırırsam koyu renkli yaprağın daha fazla fotosentez yaptığını söyleyebilirim. Bir diğeri yaprak sayısı ve genişliği. Şimdi bir çam ağacı yaprağını düşünelim. Böyle ince uzundur. Ama onun dışında kalmış bir incir ağacının yaprağı çok daha geniştir. Yani bitkilerde yaprak şekli genetik bir yapıdır. Bir bitkinin yaprağı büyük mü olacak, küçük mü olacak? İşte dışı böyle pürüzsüz mü olacak yoksa böyle girintili çıkıntılı mı olacak gibi. Yani o yaprak ayasının büyüklüğü ve şekli tamamıyla genetik bir olaydır. Dolayısıyla da bitkinin yaprak sayısı ne kadar fazlaysa bitki o kadar fazla fotosentez yapıyor diyebiliriz. Aynı zamanda işte aynı sayıda yaprak olabilir iki bitkide ama bir yaprak daha genişse geniş olan bitki daha fazla yapıyor diyebiliriz. Bir diğerine geldim, stoma sayısı. Şimdi stomayı böyle birkaç konu sonra bitki konusuna başlayacağım. Orada çok daha iyi anlayacaksınız. Ama burada stomanın ne olduğunu böyle minicik bilin yeterli. Stoma bitkilerde gaz alışverişinin yapılmasını sağlayan özel bir yapı. Ve stomanın fazla olması demek bitkinin karbondioksit oksijen alışverişini daha iyi yapması demektir. O nedenle stoma sayısı fazla olduğu zaman daha fazla karbondioksit alabilir ve bu durumda daha fazla fotosentez anlamına gelir. O zaman stoma sayısı fazla olan bitkiler stoma sayısı az olan bitkilere göre daha fazla fotosentez yapar diyorum. Bir diğeri enzim. Tabii burada kastettiğim enzim nedir? Fotosentez enzimleridir. Fotosentez enzim sayısının fazla olması bitkinin daha fazla reaksiyon göstermesi anlamına gelir. Bu durumda da enzim miktarının fazla olması fotosentezin daha fazla olması anlamına gelecek. Şimdi burada 4 tane söyledim. Klorofil, yaprak, enzim ve stoma. Bu 4'ü hep olumlu. Yani artarlarsa artar. Doğru orantılı. Bir tek ters orantı gösteren kütükula. Bunu da birkaç gene video sonra göreceğiz. Kütükula tabakası bizim bir başlığımız olacak. Kütükula bitkilerde su geçişine engel olan bir tabakadır. Su geçişine engel olduğu deyince böyle hemen olumsuz bir şey gibi düşünmeyelim. Bitkinin su kaybetmesine engel olan bitki için çok değerli bir tabakadır. Bu tabaka ne kadar kalınsa bitkinin su geçirmemesi yani su kaybetmemesi de o kadar
fazla olacak. Yani bu su kaybını engelliyor. Bu bitkilerde bu kalınlığın artması su kaybını engellemek için olumlu bir durum, ancak kalınlık arttığı zaman ışık geçirgenliğini bozuyor. Yani kütükulanın kalınlaşması ışığın az geçmesine yol açıyor ve bu durumda da fotosentezin ışığa bağımlı evresi olumsuz etkileniyor. Bu yüzden de kütükula tabakasının kalın olduğu bitkilerde kimdir bu bitkiler? Bu bitkiler kurak ortam bitkileridir. Kaktüs gibi. Bu bitkilerde fotosentez kütükula tabakası daha ince olanlara göre daha fazla bir şekilde yapılacaktır. O yüzden bu bir tek ters olan oldu. Şimdi geldim çevresel etmenlere. Bunlara dış etmen adını da veriyoruz. Çevresel etmenler benim dışarıdan müdahale ederek bitkideki fotosentezin hızını değiştirebildiğim faktörler. İşte gidiyorum ışığın rengini değiştiriyorum. Gidiyorum ışığın miktarını değiştiriyorum. Verdiğim su miktarını değiştiriyorum. Ortamın sıcaklığını değiştiriyorum. Yani ortam koşulları aslında bir nevi. Bu çevresel etmenlerdeki temel kuralımız minimum yasası. Minimum yasası der ki bir şeyin, bir kimyasal tepkimenin hızını ortamda en az bulunan değil, ihtiyaca oranla en az bulunan belirler. Bunu size şöyle anlatayım. Şimdi yemek yapacağız. Ne olsun? Zeytinyağlı biber dolması yapacağımızı düşünelim. 5 kişilik de bir yemek olsun istiyorum. İşte atıyorum herkese bir tane, 5 tane biber dolmam var. Biber sayım 5. Elimdeki pirinç tanesi sayım ise 100. Şimdi pirinç tanesi çok daha fazla ama pirinçleri içlerine doldurduğumda atıyorum 3 tanesine yetti. Yani 4. ve 5. biberlerin içini doldurmadı. Şimdi baktığın zaman pirinç tanesinin sayısı biber sayısından daha fazla. Ama 100 benim ihtiyacımı karşılamadığı için orada yapacağım yemeğin miktarını kim belirlemek zorunda kaldı? Pirinçler. Ben 5 kişilik yapmak istiyordum ama pirinçlerim 100 adet olmasına rağmen hepsinin içine yetmedi. Sadece 3 tanesine yetti. Yemeğim kaç kişilik oldu? 3 kişilik oldu. Oysa ki en az olan belirler kuralı olsaydı o zaman 5 biber sayısı 100'den daha küçük, o zaman 5 olur derdim. Ama burada pirinç her ne kadar çokmuş gibi gözükse de yetmedi. Çünkü benim daha fazla ihtiyacım vardı. O yüzden minimum yasası tekrar söylüyorum. Ne diyor? İhtiyaca oranla en az olan belirlerdi. O yüzden hem dış etmenler olsun hem iç etmen, yani hem genetik hem çevresel etmenler olsun, bunların hepsi bir araya geliyor ve fotosentezin nasıl, ne kadar yapılacağını belirleyecek. Aralarındaki hızını belirleyen kim olacak? İhtiyaca oranla en az olan olacaktır. Şimdi ilk olarak ışık şiddetiyle başlıyoruz. Işık şiddeti fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerini etkileyen bir faktör. O zaman ışık şiddeti doğrudan ışığa bağımlı evreyi etkileyecektir. Işıktan bağımsız evreyi etkilemez demiyorum. Etkileyecek ama dolaylı. Niye etkileyecek? Işığa bağımlı evreyi etkilediği için dolaylı olarak ışıktan bağımsızlığı da etkileyecek. Ama öncelikle kim etkilenecek ışık şiddetinden? Işığa bağımlı evre etkileyecek. Şimdi ışığa bağımlı evrede ne kullanılacak ışık? Bu ışık gidecek, suyu parçalayacak ve klorofilin elektron kaybetmesine yol açacak. Ve bir o fotofosforilasyon olayını, aslında oradaki bir dizi olayı başlatacak. Bunun için ışık şiddetinin yüksek olması lazım. O yüzden ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artacak. Ama bir yerden sonra artık ışık şiddetini yükseltmenin bir önemi olmayacak. Çünkü minimum yasası ne dedi? İhtiyaca oranla en az olan belirler. Yani sen ışık şiddetini çok yükseltsen bile diğer faktörler yeterince yükselmezse fotosentez hızını bir yerden sonra yükseltemez, sabit kalırsın. O yüzden bunun grafiği önce artacak, sonra sabit kalacak şekilde çizilmeli. Geldim ışığın dalga boyuna. Işığın dalga boyu aslında ışık rengidir. Olayımız ışık olduğuna göre gene bu reaksiyonda doğrudan ışığa bağımlı evreyi etkileyecek. Dolaylı olaraksa ışıktan bağımsız evreyi etkileyecek. Şimdi biz beyaz ışık ya da görünür ışık dediğimiz ışığı bir prizmadan geçirirsek ışığın renk tayfına göre kırıldığını görüyoruz. Işık dalga boyuna göre kırılmaya başlar. Burada mor, mavi, yeşil, sarı,
turuncu, kırmızı dediğimiz renklere ayrılır. Ve burada fotosentez klorofilin daha iyi soğurduğu ışık rengine göre belirlenir. Klorofil mor, mavi ve kırmızıyı güzel soğurur. O zaman mor, mavi ve kırmızı renkli ışık verildiğinde fotosentez işte yeşil, sarı, turuncuya göre daha iyi bir şekilde gerçekleşecektir. Bu yüzden de yeşil ışıkta çok iyi bir fotosentez yapılamazken işte kırmızı, mor ve mavi ışıkta çok daha iyi bir fotosentez yapılabilecek. Burada ışığın dalga boyu arttıkça ışığın enerjisinin düştüğünü görüyoruz. Mesela kırmızı ışık dalga boyu yüksek bir ışıktır. Bu nedenle enerjisi düşük bir ışıktır. Ancak dalga boyu fotosenteze etki ediyor diye ışık enerjisi fotosenteze etki eder demiyoruz. Neden demiyoruz? Çünkü burada fotosentezdeki bu renklerin daha iyi soğurulmasının temeli tamamen klorofilin kimyasal yapısıyla alakalıdır. Yani klorofilin kimyasal yapısında şöyle bir şey yok. Dalga boyu artarsa daha iyi soğururum. Böyle bir şey yok. Klorofilin kimyasal yapısı sadece belirli dalga boylarını çekiyor. O yüzden de dalga boyunun yükselip düşmesinin bir olayı, bir önemi yok. Önemli olan o istediği aralıklar. O aralıklar denk gelirse klorofil çok güzel alıyor. Yani klorofil düşüğü de algılayabilme yeteneğine yükseydi. Ama diyor ki ben diyor şu aralıktakileri alabilirim. Onun dışında onu yükseltsen de düşürsen de benim için önemi yok. Ben sadece onu istiyorum diyor. Bu yüzden dalga boyunun yüksek ya da düşük olmasının böyle giderek artması ya da giderek düşmesinin bir önemi olmadığı için ışık enerjisinin de fotosentez için bir önemi olmayacaktır. Sorularda çok gelir. Işık enerjisi fotosentez hızına etki eden bir etmen değildir. Lütfen bunu unutmayın. Geldim bir diğerine, karbondioksit miktarı. Karbondioksit fotosentezin Calvin döngüsünde kullanılan bir giren maddedir. Dolayısıyla Calvin döngüsü bu karbondioksiti alıp organik madde ürettireceği için karbondioksit miktarı öncelikle ışıktan bağımsız evreyi etkileyecek. Işıktan bağımsız evre etkilendiği için dolaylı olarak ışığa bağımlı evrede etkilenecek. O yüzden sana sordum. Karbondioksit kimi etkiler? Diyeceksin ki ışıktan bağımsız evreyi etkiler. Doğrudan onu dolaylı olarak diğerini etkileyecektir. Şimdi karbondioksit arttıkça fotosentez hızlanacak. Ama bunun grafiği ışık şiddet grafiğine benziyor ama fark şudur. Işık şiddet grafiğini sıfırdan başlatırsın. Karbondioksit grafiğini ise birazcık ileriden başlatırsın. Çünkü Calvin döngüsünde Rubisco adını verdiğimiz bir enzim bulunur. Bu enzimin görevi karbondioksit tutup rubuloz difosfat adını verdiğimiz molekülle birleştirmektir. Bu enzimin karbondioksit tutabilmesi için karbondioksit miktarının ortamda belirli bir yüksekliğe ulaşması gerekir. O yüzden grafiği sıfırdan başlatamıyoruz. Şu yükseklik orada istediğim o Rubisco'nun tutabileceği kadar yükselen yükseklik oluyor. O yüzden grafiğimiz önce artıyor, sonra sabit. Niye sabit? Çünkü tek faktör karbondioksit değil, diğer faktörler de var. Diğer faktörlerin miktarı yeterince iyi bir şekilde gelmediği sürece karbondioksit istediğiniz kadar arttırsanız da burada bir olumlu etkisi bir yerden sonra olmayacaktır. Şimdi karbondioksit ve ışık şiddetini birlikte düşünürsek, ortamdaki karbondioksit miktarınız mükemmel bile olsa, ışık şiddetiniz düşükse fotosentez hızını ışık şiddeti belirliyor. Yani ışık şiddetin düşükse fotosentez düşük. Işık şiddetin yüksekse fotosentez çok daha yüksek bir şekilde oluyor. Oysa ki her birinde de karbondioksitim aynı. Ama ışık şiddeti ışığa bağımlı tepkime için çok değerli olduğu için öncelikle ışık şiddetinin dediği oluyor. O yüzden ikisi bir düşünüldüğünde oradaki kesin sonucu ışık şiddeti belirleyecek. Şimdi bir de bununla ilgili bilmemiz gereken iki tane önemli durum var. Biri karbondioksit tutucular. Kireç suyu, sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit gibi bazı inorganik maddeler var. Bu maddeler karbondioksitle kimyasal tepkimeye girebilen maddelerdir. Bu maddelerin bulunduğu ortamda eğer karbondioksit varsa ve ortam kapalıysa, tabii açık bir ortamda bir anlamı yok çünkü büyük bir alan, yani atmosfer koskoca, yanına kireç suyu koysan da hiçbir anlamı olmayacaktır. Ama kapalı bir fanusun içine fotosentez yapan bir canlı koydum, bir de yanına bir kireç suyu koydum ya da potasyum hidroksit ya da sodyum hidroksit koydum.
Bir süre sonra bitki fotosentez yapamayacak ya da fotosentez inanılmaz derecede düşecek. Çünkü bu inorganik maddeler karbondioksit tepkimeye girmesi demek, bunun ortamdaki karbondioksit tutması demektir. Tutunca bitkiye karbondioksit kalmayacak, bu yüzden de kimyasal tepkime gerçekleşmeyecek. Sorularda derse ki, işte fotosentez yapan bilmem ne canlısının yanına kireç suyu konmuştur, sodyum hidroksit konmuştur, potasyum hidroksit konmuştur. Eğer böyle bir şey diyorsa diyeceksiniz ki burada fotosentez gerçekleşmez. Tuttu. Ya da soru diyecek ki mesela bir ortamdaki kireç suyunun bulandığı görülüyor. Kireç suyunun bulanması demek ortamdaki karbondioksite tepkimeye girmesi demek. Ya da bulanmak yerine berraklığını kaybetmiştir diyecek. Aynı şey. O da yine ortamdaki karbondioksitin tutulduğunu gösterir. Bir diğeri ise önemli, ıslak saman uygulaması. Islak saman şudur. Bunu seralarda yapıyorlar. Şimdi bir sera düşünelim. Sera nedir? İşte elverişsiz iklim şartlarında da bir bitkinin, yani bir sebzenin, bir meyvenin düzgün bir şekilde üretilmesini sağlayan yapay oluşturduğumuz ortamlar. Şimdi sera ortamını düşünelim. Kapalı bir alan. Bir sürü bitki var içeride. Ve burada gece boyu solunum yapılıyor. Gece boyu yapılan bu solunum sonucunda bir karbondioksit açığa çıkıyor. Şimdi sabah saatlerinde ortamdaki karbondioksit miktarı çok yüksek. Çünkü gece boyunca bütün bitkiler bol miktarda solunumla karbondioksit ürettiler. Şimdi gündüz ışığın doğmasıyla, yani güneşin doğmasıyla o karbondioksitleri alacaklar ve fotosentez yapmaya başlayacaklar. Ortamdaki karbondioksit miktarı sabahın ilk ışıklarında çok yüksek olduğu için bitkiler çok hızlı bir şekilde fotosentez yapacak. Ama birkaç saat sonra ortamdaki karbondioksit miktarı çok düşecek ve bu durum Rubisco'nun karbondioksit bağlayamaması nedeniyle fotosentezin durması diyecek. Yani sera bitkileri ortamdaki karbondioksit inanılmaz derece azalınca fotosentezi durduracaklar. Durdurması demek bütün bir gün boşluğu boşuna yatması demek o bitkinin. Büyüyememesi demek, gelişememesi demek, meyvesini sebzesini üretememesi demek aslında. İşte bu yüzden tarımla uğraşanlar o seralara ıslak samanlar koyuyor. Islak saman nedir? Nemi olduğu için saprofitler samanı çürütüyorlar ve ortama karbondioksit kazandırıyorlar. Dolayısıyla gün boyu samanların çürümesinden kaynaklanan saprofitler sayesinde ortamdaki karbondioksit miktarı hep yüksek tutulabiliyor. Bu durumda fotosentez verimini yükselttiği için bitki normalde 3 ayda gelişiyorsa 2 ayda gelişiyor. Yani çok daha hızlı bir şekilde daha fazla fotosentez yapıldığı için işlemler bitki için çok rahatlıkla yürüyor. Geldim sıcaklığa. Şimdi sıcaklık enzimlerle alakalı bir faktördür. Enzim hem ışığa bağımlı hem de ışıktan bağımsız tepkime de görev alır. Ama ışıktan bağımsız tepkime de daha çok görev alır. Dolayısıyla da ışıktan bağımsız tepkimedeki ortamın sıcaklığının değişmesi enzimin çalışmasını hemen bozacaktır. O yüzden biz istiyoruz ki ortam sıcaklığı optimum olsun. Optimum sıcaklıkta bitkiler maksimum hızla fotosentez yapacaklar. Ortam sıcaklığını optimumun altına düşürürsem fotosentez yavaşlayarak duracak. Ortam sıcaklığını optimumun üstüne çıkarırsam gene fotosentez yavaşlayarak duracak. Ortam sıcaklığını düşürdükten sonra ortamı tekrardan eski haline geri getirirseniz fotosentez kaldığı yerden devam edebilir. Çünkü düşük sıcaklıklar enzimin yapısını bozmayacak. Sadece durduracak. Ama ortam sıcaklığını çok yükseltip sonra tekrardan eski haline getirirseniz ortam sıcaklığının o yüksek olduğu dönem denatürasyona yol açacak. Ve bu denatürasyon enzimi bozacağı için eski haline geri geldiği zaman enzim artık işlemez bir durumda olduğundan tekrardan fotosentez asla devam etmeyecek. Şimdi fotosentezdeki bu sıcaklık ile ışık şiddetini bir düşünürsek, sıcaklık değeriniz ne kadar iyi olursa olsun, optimumda olun siz ama ışık şiddetiniz yüksek olmalı. Eğer düşükse çok böyle mükemmel bir fotosentez gerçekleştirilemiyor. O yüzden ışık şiddeti ve sıcaklık birlikte düşünüldüğünde ışık şiddeti daha iyi etki ediyor. O yüzden ışık şiddetinin dediği oluyor. Yani bakın karbondioksitle ışık şiddetini beraber düşündük. Bir de sıcaklıkla ışık şiddetini. Her iki durumda da kim galip geliyor? Işık şiddeti. O zaman ışık şiddeti hepsini yeniyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Geldim
minerallere. Şimdi mineraller fotosentezde bir şekilde dahil olan moleküller. Bunlar enzimin yapısına katılabiliyorlar, enzimin çalışması için kofaktör olabiliyorlar. Orada fotosentezde görev alan bir molekülün yapısına katılabiliyorlar. Dolayısıyla ortamda ihtiyacım olan yapıya katılan ya da orada düzenleyici görev alan enzimin yapısına, enzime dahil olan, hem yapıya hem enzime dahil olan minerallerimin tamamına benim ihtiyacım var. Bu minerallerin miktarında eksiklik varsa, eksik olan mineral ne yapıyor? Minimum yasasına göre fotosentez hızı için sınırlayıcı etki yapıyor. Burada bilmemiz gerekenler magnezyum, azot, karbon, hidrojen, oksijen. Şimdi karbon, hidrojen, oksijeni saymayacağım. Neden? Çünkü bunlar zaten makro elementlerdir. Ya yani bu, özellikle bu üçü. Yani bu arada azot da makrodur. Hani dördü diyelim özellikle. Karbon, oksijen, hidrojen, azot. Bir bitki için bunların eksikliği zaten söz edilemez. Söz konusu dahi olamaz. Çünkü bitki ölür zaten. Yani öyle bir eksiklikten bahsedemezsiniz bile. Bu, çünkü bu dört element temel elementtir. Ama bitkinin toprağında diyelim ki magnezyum eksik. O zaman ne olacak? Klorofil üretilemeyecek. Çünkü magnezyum, azot, karbon, hidrojen, oksijen, bu 5 element klorofilin direkt yapısında bulunuyor. O zaman magnezyum eksikse bitki klorofil üretemiyor. Ya da demir yapıya katılmıyor ama klorofilin sentezinde görev alan enzimle beraber çalışıyor. Onun kofaktörü oluyor. O zaman demir eksikse klorofil gene üretilemiyor. Bu arada demir aynı zamanda ETS elemanlarının yapısına da katılıyor. O yüzden fotosentezde bir şekilde görev alan minerallerin hepsinin tamam olması gerekir. Bu arada bütün mineralleriniz diyelim ki var ama ortamda ışık yok. O zaman klorofil gene üretilmiyor. Çünkü klorofili üretecek olan genin aktif bir şekilde klorofil üretebilmesi için ortamda mutlaka ışık olması gerekiyor. Geldim su miktarına. Su miktarı fotosentez için önemli. İki şekilde önemi var. Bir, hem ortamda en az %15 seviyesinde bir su olacak ki enzimler çalışabileceği ortamı oluşturabilsin. Hem de su fotosentezde tepkimeye giren bir molekül olacak. O yüzden suyun mutlaka ortamda olması gerekiyor. Ama suyu da aynı karbondioksit grafiği gibi sıfırdan değil, biraz ileriden başlatıyoruz. Ve bu ilerisi dediğimiz miktarda enzimin çalışması için gerekli olan o en az %15'lik oranı temsil ediyor. O yüzden su miktarı arttıkça fotosentez artıyor ama bir yerden sonra sabitliyor. Niye sabitliyor? Çünkü diğer faktörlerin de miktarı burada önemli. Bazen sorularda çok gelir. Der ki su miktarının fazla olması fotosentezi durdurur. Su miktarının fazlalığının fotosenteze etkisi yoktur. Ama su miktarının fazlalığının bitkiye zararı vardır. Ama bunun fotosentez ilgisi yoktur. Nasıl? Bitkinin eğer toprağına çok fazla su verirseniz toprak içinde bulunan havacıkları suyla doldurursunuz. Ve kökler oksijen alamadığı için ölür. Yani bir toprağa bitkiyi fazla sulamak bitkinin nefes almasına engel olduğu için öldürür. Yoksa fotosentezle ilgili bir problem olmaz. Geldim pH'a. pH enzimle alakalıdır. Enzimlerin çalışabildiği bir pH aralığı vardır. Dolayısıyla bitkilerin pH aralıkları bellidir. Bazı bitkiler asidik toprak, bazı bitkiler nötr toprak, bazı bitkiler bazik toprak sever. Siz asidik toprakta yaşaması gereken bir bitkiyi bazik bir toprağa gömüp de orada yaşamasını bekleyemezsiniz. O yüzden enzimin istediği o pH aralığı çok önemli. Onun altına indiğinde ya da üstüne çıktığında her iki durumda da denatürasyon meydana gelir. Hem düşüklükte hem yükseklikte. Her iki durumda da denatürasyon görüldüğü için ne olacaktır? Fotosentez bir süre sonra yapılamayacaktır ve geri dönüşümsüz olarak yapılamayacaktır. Yani ortama istenle getirseniz bile hiçbir etkisi olmayacak. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldim. Böylelikle fotosentez konumuzu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda kemosentez konusuna başlıyor olacağım. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.